Alo. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş bulduk Nur Hanımcığım. Nasılsınız? İyi, sağ olun siz. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bizler iyi olmaya çalışıyoruz. Sizin sözünüz var ya. İyi olalım, iyi diyelim, iyi İyi olalım. diyelim, iyi olalım. Doğru söylüyorsunuz. Buyurun. Sizi, İnce Hanım'ı çok severek izliyoruz. Çok Teşekkür teşekkürler. ediyorum. Harika insanlarsınız. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Ya canımsınız, siz de öyle, iyi ki Tabii. varsınız. Siz olmazsanız biz burada oturur muyuz? Oturabilir miyiz? Sizin sayenizde biz de Allah buradayız. Sizden de. Buyurun. razı olsun. Her kadın gibi ben de aldatıldım, aldatılıyorum. Bu sıkıntıları yaşıyoruz, yaşamaya da devam ediyoruz. Kaç yıllık evliyiz? 13 yıllık evliyim. Ne zamana öğrendin aldatıldığını? Aldatıldığımı telefonlarını karıştırdıkça her defasında öğreniyorum. İçgüdüsel bir şey herhalde hislerime, yani beni işte bak karıştır bir şeyler var diye sürekli bu şekilde yakalıyorum. Yani o zaman birkaç defa yakaladınız. Evet, Farklı her kişilerle mi, defasında. aynı kişilerle mi? Farklı kişilerle. Peki hiç yüzleştiniz mi eşinizle? Yani yüzleşse ne yapacaksın ki? Yani her bir defasında öyle bir şey ki benim yanımda telefonda konuşacak kadar yani kadınla. Oh. Ah. Yüzsüzlük yaptı yani bu kadar. Aynen öyle. Yani Nur Hanımcığım, bu bizim kanayan bir yaramız. Bu yarayan yaramız nasıl duracak? Bu zina suç olmayacak mı? Ne yapılacak? Bizim devletimiz sizlere el verip ne olur? Yani gerçekten biz bütün kadınlarımız, yuvalarımız, çocuklarımız mahvoluyoruz. Zina suç olsun ne olur. Yalvarıyorum size, yardımcı olun bize. Bunu yasal olarak yasalaştıralım. Büyüklerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Emine Erdoğan, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, yalvarıyorum bizi bugün ne olur. Yeter artık bu, yani buna dur denilsin. Bu zinaya gerçekten tecavüzcülere, tacizcilere, hayvanlarımıza, yani her türlü işkenceye, O kadar canı zina. yanmış ki, o Çok kadar canı haklı. yanmış ki. Peki az önce dedin ya, benim yani yüreğimi yaktın biliyor musun? Lütfen sana sen diyeceğim. Yani affet beni, bütün seyircilerim de Diyebilir. affetsin. Çünkü o kadar bazen sizi kendime yakın hissediyorum ki. Şimdi Allah az razı olsun. önce dedin ki, benim yanımda o kadınla konuşacak kadar arsızlaştı. Nasıl yaşadın bunu? Nasıl yakaladın? Nasıl anladın onunla konuştuğunu? İşten geldim, çalışıyordum o dönem. Telefonda görüşüyordum. Telefonu kapatmak şey görmedi yani. Devam etti adam. Zaten yakalamıştım daha Ne öncesinde, ihbar konuşuyordu etmiştim. peki? Ne konuştular? Bir de sen oradayken. Aşkım, aşkım şu anda benim sersem geldi. Müsait olamayacağım. Ben seni daha sonra ararım. Benim sersem geldi. Terbiyesiz. Bir de kendi Yani karısına aşkım. hakaret ediyor. Evet. Çünkü yani yasal olarak da hiçbir şey yok ki elimizde. Nur Hanımcığım, yasal olarak keşke elimizde bir şeyler olsa, biz bunları kullanabilsek. Sizi çok iyi anlıyorum. Mağduruz. Çok iyi Gerçekten anlıyorum çok sizi. mağduruz. Ne olur, ne olur şu zina suç Bu olsun. konuda Sizler daha iyi gerçekten buradan bilirsiniz. yetkililere sesleniyoruz. Gerçekten kadınlar çok zor Eskiden zinaya durumda. hapis cezası Yani öyle vardı. ki, bu arada aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sorunuz var mı, iletmek istediğiniz, bu verdiğiniz mesaj dışında, çağrı dışında sormak istediğiniz bir soru var mı? Yani kafam olarak ben artık yani psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Psikolojimi nasıl iyileştirebilirim? Kafa, yani diyorum ya, namazıma duruyorum. Hiç kafam, yani elham okudum mu okumadım mı, sürekli ne yapmam Ah gerekiyordu, canım kaçıncı ya. rekattaydım. Yani psikolojik olarak o kadar kötü bir durumdayım ki, yani sadece namazlarımda daha çok üzülüyorum çünkü namazlarımı unutuyorum. Hayır, Nasıl olduğumu bırakmıyorsunuz unutuyorum. kendinizi. Kendinizi asla Tabii. bırakmıyorsunuz. Kendinize yapacağınız en büyük kötülük kendinizi bırakmak olur, değil mi İnci? Tabii yani kocanızla doğmadınız siz. Kocanızla tanışmadan evvel de yemek yiyordunuz, tuvalete gidiyordunuz, yaşıyordunuz. Hayatınızın her şeyini sizi duygu olarak anlıyorum ama bakın, bu kadar sizi düşünmeyen bir insanı düşünerek onu ödüllendirmeyin. Ona mükafat vermeyin. Tam tersi kendinize odaklanın, ibadetlerinize odaklanın. Yani bu hayatın eşinizden ibaret olmadığını da fark edin artık. Ama dediğiniz gibi yani zina eskiden suçtu. Hapis cezası vardı, cürmü meşrut vardı. Yani bunlar ortadan kalktıktan sonra sadece boşanma sebebi olarak kabul ediliyor. Peki. Bu da kadınlarımızı
bu halde üzer Teşekkür hale ederiz. getiriyor. Yani Ben erkekler istemedikçe artık aldatmayı bıraktıramıyoruz. bir de yani Neyedesi yapmayın yok. şöyle. Bir yani Yok. bir evlilik de bitebilir. Allah'ın en sevmediği helallerden yani. Tabii Bitiyorsa biter. gönlünü başka birine kaptırdıysan git o zaman yani Tabii. buradaki ve ne büyük bir ahlaksızlık. Nasıl bir terbiyesizsin? Nasıl bir ahlaksızsın ki çocuklarının annesine sersem diyorsun, başka bir kadına hakaret ediyorsun yani. Yani ya olmaz olsun sizin gibi insanlar ya. Size insan da diyemeyeceğim biliyor musunuz? İnsan da değilsiniz siz. Yani siz ve sizin gibiler. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim bir sorum olacaktı ama. Dinliyoruz. Ben 1,5 senedir Allah nasip ederse 2. seneye Maşallah. evliyim. Ve 2 çocuklarımız var. Aynı güzel. Eşimle çok severek evlendik. Kaçtık babam izin vermediği için. Hani öyle bir şey ki o kadar çok seviyorduk başta. O kadar eğleniyorduk. O kadar gülüyorduk ki eşim çok romantikti. Ve çocuklar olduktan sonra ben hamile kaldıktan sonra kocamın hani her kadının kendine göre bir tiksindiği, midesi bulandığı şeyler olur. Benimki de kocamın kokusuydu. Yaklaşamıyordum. Ve bu şekilde aramıza bir mesafe girmeye başladı. Şu anda çocuklarımız 9 aylık. Eşim bu bir oyun bulmuş kendine. Telefonu sürekli telefonda bir şey söylediğim zaman pek ilgilenmiyor. Tamam tamam deyip kulak arkası ediyor. İletişimimiz tamamen koptu. Hani eski evlendiğim adam yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir şey söylediğim zaman hadi bana şunu yap dediğim zaman anca dersem bir romantiklik yapıyor. Ve En son şu an mesela en son size yaptığı romantiklik neydi? en son benim 23 Kasım'da doğum günümdü. Ben ona şey demiştim. Doğum gününde ne yapacaksın falan dedim. Ne yapayım ki ne istiyorsun dedi. Dedim bari dedim hani bir pasta al dedim. Bir de uçurtmak için balon alırsın dedim. Hani o bile olur falan demiştim. Anca onu. En son onu yaptı. Aldı mı uçurtmak için balon? Evet. Benim demem de Ya yapıyor. çok tatlısınız. Ya ne kadar masum bir istek. Bir tane pasta bir de uçurtmak için balon almış. Birlikte mi uçurdunuz Aynen. balonu çıkıp? Evet. O Mutlu da bazen oldunuz mu? hani ya Bunu çok mutlu yaptığı oldum. için. Evet ama bir şey yaparken de çok homuranıyor, çok söyleniyor. Yukarı çıktık evin üstüne, orada uçurtmayı denedik. Şey diyor, hadi diyor üşüdüm diyor, çabuk yakalım hadi inelim aşağıya falan. Böyle devam ediyor. Ya Ben de insanın benden siniri bozuluyor değil mi? O kızım zaman yaptığı tabii şeyin ki de hiçbir de. kıymeti kalmıyor söylendiğinin. Aynen Aynen öyle, yalnız. aynen öyle vallahi Nur Hanım. Hani öyle bir şey ki biz bir de hani evin içinde konuşamıyoruz. Bizim tek oturup konuşabildiğimiz eşimle yatak odası. Evin Niye evin diğer içinde taraflarında beni konuşamıyorsunuz? kesinlikle dinlemiyor. Yatak Enteresan. odasında yatmaya hazırlanırken mi dinliyor? Gün içinde eğer bir şey söylemem gerekiyorsa onu anca yatak odasında yatağın üstüne oturtup anca öyle söyleyebiliyorum. Yoksa içeride koltuğun üstünde veya başka bir odada kesinlikle iletişim E kuramıyoruz. tamam ne olur sen de ne söylemek istiyorsan yatak odasına götür söyle. İşte öyle bir şey yapıyorum ve hani ben evlenirken çok fazla münakaşa yaşandı. Ah canım. Ailesiyle alakalı çok fazla eksiklerimiz var ve şu anda hani yeni alacakları geline hani ister istemez insan her şeyi gönlünce olsun istiyor. Anne baba evinden çıksın istiyor. Ben çıkamamıştım. Allah nasip etmedi. Ay canım benim. Çok içimde çok şey kaldı. Annesi de gelip işte Elsin olsun annesi kendi annesi olsun gelip yok şöyle yok böyle dediği zaman da biz şunu aldık biz bunu alacağız dediğim zaman da ben içerliyorum. Gelinlik giymediniz mi? Gelinlik giydim ama ailem gelemedi. Kendi düğünüm gibi değil zaten. Bir okulun salonunda yaptık. Peki şimdi geriye dönsen, tekrar aynı şeyi yapar mısın? Kaçarak evlenir misin? Ya o biraz çok şeye denk geldi Nur Hanım. Ne yalan söyleyeyim. Bir şeylerden kaçış içinde. Öyle diyebilirim. Aile baskısı mı? Yani ya babam pek ben tek evin tek kızıyım. Benden sonra 4 tane erkek kardeşim var. Vallahi O üzülüyorum böyle yüzden gençlere. babam aşırı derecede sıkıydı. Elimde telefonum yoktu. Ben şu an 23 yaşındayım ve 20 yaşında falan kaçtım ben. Elimde telefonum yoktu. Arkadaşlarımla görüşemiyordum. Babam kimseyle görüşmeme izin vermedi. Çöp atmaya dahi annemle gidip veya kardeşimle gidiyordum. Ne oldu? Bak ne oldu Çok şimdi? Bak şimdi sıkıydım. bundan ne görüyoruz? Buradan bizi Tabii. izleyen anne Tabii. babalara seslenelim. Ne görüyoruz bundan? Gidenin önünde dağ olsa duramazsın. Telefonu Telefonunu vermedim ne elinden oldu? almış, Ne oldu? arkadaşlarınla görüşmeni engellemiş, her türlü kısıtlamayı koymuş ama sen yine o evden kaçmışsın. Kaçmayı
kendine yani bu, kaçmayı başarmışsın her şeye Tabii. rağmen. Kafasına koyan Başarmışsın yapıyor. demeyelim de yani bu ne, bu aslında niye bunun altını çiziyoruz? Gençlerimiz için. Ne kadar sıkarsan o kadar çok elinden kaçırırsın aslında. Kızımız anladığım kadarıyla o baskılı ortamdan çıkmak amaçlı, bu yanlış eylemi yapmış, kaçmış. Ama geldiğiniz noktada hani çok romantikti vesaire diyordunuz ya, o zaman hayatın gerçekleri yoktu. Yuvanızı daha kurmamıştınız. Çocuklarınız, ikizleriniz daha olmamıştı. Ve nasıl senin içinde bazı şeyler ukde kaldıysa, anladığım kadarıyla eşinin de kaldı bazı şeyler ukde. O yaşayamadıklarınızı bundan sonra imkanlar nispetinde güzelleştirebilirsiniz hayatınızı. Mesela evlenirken belki koltuk alamadınız. Şimdi o koltuğu alabilirsiniz. Bir takım şeyleri hayatınıza Ama burada başka katabilirsiniz. bir derdi var. Bu arada teşekkür ediyoruz size bizi aradığınız için. Diyor ki kocam beni yatak odası haricinde hiçbir yerde, evin hiçbir odasında, hiçbir köşesinde dinlemiyor Bunu diyor. eşine sormak lazım. Ben ezbere cevap vermeyi hiç sevmem. Yani bu tür konularda ben diğer eşe hep buna neden ihtiyaç duyduğunu sormak isterim. Yani hanımefendi sordunuz mu acaba? Neden sadece yatak odasında bende iletişim kuruyorsun? Yani bu Bunu mu cevabı sorsun? sorması lazım. Yani belki baş başa kalıyorlar orada. Bilemiyorum. Belki orada kendini rahat hissediyor, bilemiyorum. Ama buna neden ihtiyaç hissettiğini soracak, alacağı cevaba göre zaten yolunuzu çizeceksiniz. Peki, teşekkür ederiz. Hep diyorum her telefondan sonra Allah zorumuzu kolaylaştırsın. Amin. Amin. Alo.